Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Samsung'un son dönemdeki satışa sunduğu orta segment modellerden biri olan M31'in oyun performansına bakacağız. Bu videoda M31 ile PUBG oynayacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Oyuna gireceğiz, sıcaklığını ölçeceğiz ve telefonun performansını sizlere göstermeye çalışacağız. Daha sonra oyundan çıktıktan sonra işte tekrardan sıcaklığını ölçeceğiz. Bakalım bu süre içerisinde sıcaklığı ne kadar artmış, ne kadar artmamış bunu göreceğiz. Aynı zamanda ne yapacağız? Bataryası ne kadar azalmış, ne kadar azalmamış bunu da sizlerle birlikte paylaşacağız. M31 arkadaşlar orta segmente hitap eden bir model ve Samsung'un kendi geliştirmiş olduğu Exynos 9611 Yonga setiyle geliyor. Telefonumuzun dahili depolama alanı 128 GB ve isteyenler için 64 GB'lık bir versiyonda bulunuyor. RAM ise 6 GB. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim. Bizdeki versiyon 128 GB ve 6 GB RAM'e sahip olan versiyonu telefonumuzu pilini tam olarak doldurduk. Doldurmamız açıkçası biraz uzun sürdü. Neden? Çünkü telefon arkadaşlar 6000 mAh'lik bir pile sahip. Yani tabiri caizse power bank gibi telefon, tek eksisi ise bir reverse charge özelliği, yani ters şarj özelliğinin bulunmaması. Bir de ters şarj özelliği koysalardı bu telefona gerçekten diğer telefonları şarj etmek için de kullanılabilirdi diyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu telefonun sıcaklığını ölçeceğiz ve bu telefonla bir PUBG Mobile uygulamasını açacağız. Oyun oynayacağız 15 dakika boyunca ve bu 15 dakikalık oyun süresince telefonun ne kadar donduğuna birlikte göz atacağız. Ne kadar donduğuna, ne kadar ısındığına sizlere bu bilgileri göstermeye çalışacağım. Dilerseniz en önce şu derecemizde telefonumuzun sıcaklığını ölçelim. Kaç derece olduğunu görelim. 28.9, 29. Bakalım arkasına da 29. 28.6 yani 29 derece ve sıcaklık söz konusu arkadaşlar. Hemen ne yapalım şimdi? Oyunumuza girelim. Bu arada bataryamız tam ağzına kadar dolu. Onu da sizlerle bir kez daha paylaşalım. Yani bataryamız da %100. Bakalım 6000 mAh'lik bataryaya sahip M31 ile 15 dakika boyunca PUBG Mobile oynadıktan sonra bataryamız ne kadar azalacak ve telefonumuzun sıcaklığı ne kadar değişecek? Bunu sizlerle birlikte az sonra göreceğiz. Evet, PUBG'ye giriyor şu anda. Biraz size göstereyim. Hani girme süresini görün en azından. Oyunda donma yapıyor mu yapmıyor mu? Onları görün. Başla diyelim. Eşleşiyor, evet, hemen. Bir maça bizi atasın. Bakın bir donma mama var mı onu görün. Sonrasında ben 15 dakika oynayacağım. Daha sonra geri döndüğümde 15 dakika sonunda telefonun ne kadar ısındığını göreceksiniz. Bu süre içinde şarjın ne kadar bittiğini göreceksiniz. Evet, burada herhangi bir donma vesaire yok. Bu arada ayarlara falan bakalım arkadaşlar buradayken. Hani hangi ayarlarda açmış telefonu bunları bir görelim. Genel çok önemli değil. Grafiklere girelim. Evet. HD, Ultra HD değil. Görüyorsunuz. Kare hızı ortada. Şey, yüksekte. Düzeltiyorum. Aşırı yüksek değil. Yani klasik. Stil klasik. Ayarlar bunlar. Yani ortalama olarak oynanabilir. Hani çok düşük değil. Ortada değil. Yüksek hatta. Aşırı yüksek değil tabii ki. Yani kurtarabilecek bir seviyenin olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda birazdan uçuşa geçeceğiz ve koşma simülasyonumuz başlamış olacak. Yani bu oyuna ben koşma simülasyonu diyorum. Çünkü şöyle süzülelim biraz. Biliyorsunuz böyle yaptığında süzülüyor. Zaten herkes oynuyor. Bu oyunu oynamayan yok herhalde. Şöyle bir dalışa geçelim. Şurada evimiz var. Evimiz diyorum da ev yani. Normal bir ev. Ya da şu köye mi gidelim? Geç orada da bir tane bir şey olur ama alsın gidelim oraya doğru. Şöyle yapalım. Süzülelim. İşte neyse. Süzülemedik. Denize gidecekmiş. Neyse şuradaki evlere inelim. Orada bir şeyler buluruz. Evet arkadaşlar, ben şimdi kapatacağım videoyu. Daha sonra 15 dakika sonra geldiğimde bakalım ne olmuş olacak, bakalım. Saati de göstereyim. 15.38 yani 15.48, 15.52 gibi oyun oynamayı bitireceğim. Geleceğim, bakalım ne olmuş ne bitmiş, birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, yaklaşık olarak bir 15 dakikalık oyun deneyimimiz oldu ve şimdi telefonumuzun sıcaklığını ölçeceğiz. Bakalım 15 dakika sonunda, evet, 31.5, 35, 35.5, 35.7,
Evet, 35.7'yi gördük. Buralar tabii daha serin oluyor. Buralarda batarya olduğu için. Fakat yonga seti işlemci tarafı burada olduğu için buraları daha sıcak. Evet arkadaşlar, 35.7'yi gördük. Göründüğü üzere evet 36.2. 36.2'ye kadar gördük. Dilerseniz bataryamızı da bakalım. Dediğimiz gibi 6000 mAh'lik bir batarya vardı ve 15 dakikalık oyun tecrübemiz sonrasında batarya yaklaşık olarak %4 oranında eksildi. Telefonun sıcaklığı ise yaklaşık olarak bir 7-8 derece arttı 15 dakika sonunda. Tabi oyun süresi uzayınca bu sıcaklık daha da artacaktır. Şu anda ama şöyle bir elimle şey yaptığım zaman, tuttuğum zaman herhangi bir rahatsız edici bir sıcaklık söz konusu değil. Sadece şu parmak izi okuyucu tarafında biraz daha sıcak ve kamera tarafının da biraz daha sıcak olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla öyle çok rahatsız edici bir sıcaklık olmadı ama tabii uzun süren oyun deneyimlerinde atıyorum 1 saat, işte 1,5 saat, 2 saat sonrasında oyun deneyiminde nasıl bir sıcaklık karşınıza çıkar? Bunu bir değerlendirmek gerekiyor. Tabii şunu da atlamamak lazım. Oyun en düşük şeyler derseydik, işte orta ya da alçak grafik değerlerini derseydik muhtemelen ısınma daha az olabilirdi, şarj daha az gidebilirdi. Biz oyunun bize önerdiği değerleri kullandık. Aynı şekilde daha yüksek işte ultrada mutrada derseydik belki donmalar, kasmalar olacaktı. Ya da ne bileyim şarj daha fazla geçecekti, daha fazla ısınacaktı telefon. Fakat önerilen değerlerde M31 ile PUBG deneyimini rahatlıkla yaşayabiliyorsunuz. Bunu size göstermiş olduk arkadaşlar. Telefonun fiyatı 2800 lira daha önce de belirttiğim gibi. Tabii bu fiyatları alabilecek pek çok model var. Dolayısıyla geniş bir yelpaze olduğu için önümüzde farklı farklı modelleri değerlendirebiliriz. Hemen yani M31'iymiş falan 6000 mAh bataryası varmış diye karar vermemek gerekiyor. Dilerseniz Xiaomi, işte Oppo, Huawei, Realme gibi markaların da bu fiyat segmentindeki telefonlarına göz atmanızı tavsiye ederiz. Bizim o telefonlarla, o tarz telefonlarla da çektiğimiz böyle oyun denemeleri, işte fotoğraf kamera karşılaştırmaları gibi videolarımız mevcuttu. Onlara da göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi az önce de belirttiğim üzere telefonun şarjı %3, %4 oranında azaldı ve sıcaklığı da 6-7 derece arttı. Bu normal mi? Evet normal. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor. Hani oyun süresini uzatsaydık ne kadar artardı? Bunu da bir sorgulamak gerekiyor. Aynı şekilde az önce de belirttiğim gibi çok fazla eli rahatsız edici bir sıcaklığa ulaşmadı. Tabi 35-36 derece şurada kullanılan malzemeye de bağlı olarak çok fazla eli rahatsız etmiyor. Lakin işte belki 1 saat sonunda, atıyorum 1,5 saat sonunda, o kadar uzun oyun oynuyorsanız eğer eliniz rahatsız olabilir mi, olmayabilir mi? Bunu bir uzun kullanım testiyle belirlemek gerekiyor. Lakin 15 dakikalık bir performans, herhangi bir donma kasma olmadan, herhangi öyle bir aşırı bir ısınma olmadan gayet rahat bir performans sunduğunu söylemek mümkün. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.